Herkese selamlar, herkese merhabalar. Güzel bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu video serisinde neler yapacağız, hangi konulara değineceğiz, neler olacak, bunlarla alakalı ayrıntılı bir video çekmek istedim sizlere. Başlangıç videomuz genel bilgilendirmelerimiz olacak. Neler yapacağımız hakkında bir sizlerle sohbet edeceğiz. Daha sonrasında konularımızla beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz ki birçok farklı aslında içeriği içeride bulundurmak istiyorum. Tek bir içerik üzerinden ilerlemek tabii ki daha hızlı bir ilerlemeyi sağlıyor ama bir mühendisin ya da mühendislik disiplinine yakın bilimsel bir alanın, fen bilimleri alanının, matematik alanının şöyle düşünmek gerekiyor. Birden fazla araca ihtiyacı var arkadaşlar. Mesela bir mühendisin MATLAB gibi bir programı bilmesi gerekiyor. Kendi alanıyla alakalı programlara ekstra olarak MATLAB, Excel gibi birçok farklı programı aslında bilmesi gerekiyor. Ben de bu fikirle yola çıkıp birden fazla içeriği, mesela İngilizce içeriği var içeride. Bunun gibi içeriklerin hepsini arkadaşlar bir Wikipedia gibi tabiri caizse tek kanal içerisinde depolayıp sizlere olabildiğince efektif bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Şimdi MATLAB eğitiminde genel olarak neler olacak notlarıma da bakıp ufaktan bir başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle trigonometri ve kompleks sayılarla alakalı işlemlerle bir başlayacağız arkadaşlar temel olarak. Daha sonrasında vektörel ve matriksel ifadelere bakacağız. İşte bu sıralamalardır, grafik çizdirmedir gibi işlemleri biz burada birazcık değineceğiz arkadaşlar. Matematiksel fonksiyonlarımız olacak. Bunlarla alakalı uygulamalarımız olacak. Artık analiz kısmına geleceğiz. Veri analizi kısmına geleceğiz. Mantık fonksiyonlarımız olacak. Koşullu ifadelerdir, döngülerdir. Bunlar aslında işin içerisinde olacak. Yine vektör ve matrisler olarak ayrıntılı bir içerik burada devam edecek arkadaşlar. Lineer olmayan ve lineer olan denklem çözümlerine bakacağız sizlerle beraber. Sayısal optimizasyon yapacağız. Daha sonrasında sayısal integrasyon ve türev işlevlerine sizlerle beraber bakacağız arkadaşlar. Ardından diferansiyel denklemlerin MATLAB ortamında nasıl çözüldüğüne sizlerle beraber bakacağız. Başka neden bahsedeceğiz? Şöylece bir devam edeyim arkadaşlar. Kontrol sistemlerinin MATLAB ortamında incelenmesi üzerine bir kısmımız olacak. Tabii ki devamında da mühendislik uygulamalarına dair örnekler. Devamında yapay zeka, bulanık mantık. Devam ediyorum. Yapay zeka ile alakalı sinir ağları ve genetik algoritmalar da dahil olmak üzere birçok farklı optimizasyon algoritmasının eğitim içerisinde var olmasını öngörüyorum arkadaşlar. Bunlar benim de işime yarayan, benim de kullanmış olduğum algoritmalar. Temel itibariyle bu şekilde söyleyebilirim. Optimizasyon kısmıyla özellikle ilgileniyorum. Sizlerin de oldukça fazla ilgisini çekeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Süreç içerisinde videolar birazcık ağır gelebilir. Ayrıntıları olabildiğince satır satır ne yaptığıma dair bilgilendirme yapacağım ama birazcık ağır gelebilir konuları. Çünkü birazdan MATLAB'in ileri kısımlarını ilgilendiren şeyler arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Bakın MATLAB olabildiğince fazla kullanılan bir dil arkadaşlar. Bakın mühendislik disiplinlerinde, fen disiplinlerinde, bilimle alakalı şeylerde, bilim ve teknolojide MATLAB'in çok fazla kullanıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü MATLAB'in Simulink gibi farklı yapıları oldukça fazla efektif arkadaşlar. Bu efektiflikten dolayı şunu söyleyebilirim ki MATLAB'i sağlam bir şekilde biliyor olmanız. Yani ayrıntılarını, alanınızla alakalı simülasyonlar yapabiliyor olmanız, optimizasyon işlemlerini yapabiliyor olmanız gerçekten büyük bir avantaj sağlayacak arkadaşlar size. Gerek iş bulma noktasında, gerekse farklı alanlarda, çalıştığınız bilimsel çalışmalarda da oldukça fazla önem arz ediyor. Bu yüzden MATLAB'i ciddi anlamda önem sıralamasında başlara doğru koymanız sizler açısından önemli olacaktır. Güzel bir karar olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine süreç içerisinde takıldığınız, kafanızı karıştıran, anlamadığınız, tam olarak kavrayamadığınız problemler olursa, kısımlar olursa,
Lütfen bu kısımları bana yorumlar kısmından belirtin arkadaşlar. Bana iletmeniz takdirinde ben olabildiğince hızlı bir şekilde sizlere cevap vermeye çalışacağım. Aynı zamanda sizin sorularınıza diğer arkadaşlarınız da cevap verebilir. Soru sormaktan çekinmeyin lütfen. Süreç içerisinde lütfen soru sormaktan çekinmeyin. Çünkü soru sorarak, irdeleyerek daha farklı şeyleri de yelpaze açarsınız arkadaşlar. Belki benim değinmeyi unuttuğum bir nokta. Belki hani kesinlikle biliyorsunuzdur diye değinmediğim bir noktaya siz değinirseniz diğer bilmeyen arkadaşlar için de bir aslında cevap oluşturmuş olursunuz bu sayede. Kendiniz için de diğer bilmeyen arkadaşlar için de avantaj sağlamış olursunuz. Seri genel itibariyle MATLAB'in ileri kısmi olarak ele alacak. Ama ben olabildiğince MATLAB'de bu matematiksel ifadeler kısmıyla temeline inmeye çalışacağım. Tamam mı? Yani en başlangıçtan almaya çalışacağım olabildiğince. Ama tabii ki hızlı bir süreç içerisinde gideceğini öngörmek mümkün arkadaşlar burada. Temel olarak söyleyebileceklerim bu şekilde. Bir giriş yapalım dedim. Birbirimizi tekrar görelim istedim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden matematiksel işlemlerle, ufak ufak trigonometrik işlemlerle başlayarak güzel bir eğitim serisine başlamış olalım arkadaşlar. Umarım seri sizler için avantajlı olur. Sizlerin işine gerçekten çok güzel bir şekilde yarar. Sizden tek ricam videoyu beğenip paylaşıp arkadaşlarınızla abone olmanız. Çünkü diğer insanlara da, diğer öğrenci arkadaşlarımıza da veya meslekte çalışan arkadaşlarımıza da ulaşabilmemizin tek yolu bu arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup paylaşırsanız çok sevinirim. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.